Evet sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. MFB1'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Yunus Kaya ve Emre Ödül bizlerle beraber hoş geldiniz. Olacağım. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Yine bizi Twitter'da ve Instagram'da takip edebilirsiniz diyelim. Samsunspor Bendikspor'u 4-2 mağlup etti ve Süper Lig'e doğru emin adımlarla gidiyor. Bu maçla ilgili bir önceki videomuzda zaten değerlendirmesini yaptık. Oradan izleyebilirsiniz. O yüzden maçı konuşmayacağız detaylı olarak ama ben şu yorumda bulunayım. Samsunspor bu hafta hem kazandı hem de bütün rakipleri puan kaybetti veya puan alamadılar. Haftaya bay geçen takım vardı Bodrumspor. Eyüpspor, Rizespor berabere kaldı. Sakaryaspor, Keçiören Gücü, Bendikspor kaybettiler. Yani bu hafta herkes Samsunspor'a çalıştı. Ve zaten psikolojik üstünlüğü eline almıştı. 20 maçlık kaybetmemez bir serisi var. Ve Süper Lig'e doğru emin adımlarla gidiyor Samsunspor. Samsunspor'la ilgili ek olarak söyleyeceğiniz bir cümle varsa alalım. Daha sonra bir sonraki maça geçelim. Değerlendirmelerimizi yaptık zaten Can. Samsunspor Süper Lig hayırlı olsun diyoruz. Peki Yunus. Samsunspor dışında Süper Lig'e çıkmak isteyen başka kulüp yok sanırım. Diğer kulüpler böyle kritik bir haftada puan kaybetmeye devam ediyorlar. Samsunspor'a Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Bir de benim izleyicilerden bir isteğim olacak. Bu haftanın oyuncusu ile ilgili yorum yazarlarsa, bize yardımcı olurlarsa, bu hafta en çok beğendikleri oyuncu onlar için hangisiydi? Yoruma yazarsalar seviniriz. En azından biz de oyuncuyu seçerken daha kolay olur bizler için. Peki teşekkürler. Eyüpspor Erzurumspor maçıyla başlayacağız. Eyüpspor kan kaybı devam ediyor Eyüpspor'da. Çünkü yanılmıyorsam son 6 maçta bir galibiyetleri vardı. O da herhalde Manisa FK'ya karşıydı galiba. Eyüpspor'daki bu kötü gidişat devam ediyor. Hoca değişikliği de oldu. Buna rağmen yine kazanamadılar. Sahasında yine bir kümede kalma mücadelesi veren takıma karşı puan kaybettiler. Hatta beraberliği bile biraz zor kurtardılar. Bunu seninle başlayalım. Bu karşılaşmayla ilgili görüşün neler? Yani Eyüpspor tamam puan kaybedeceğini düşünüyorduk. Eyüpspor'un kötü ikinci yarıya kötü başlayacağını düşünüyorduk ama bu kadar kötü olacağını düşünmüyorduk. Yani Eyüpspor inanılmaz kötü. Yine duran toptan golü buldular. Yani Halil'in karambole bir ortası. Uğur'un kafa vuruşunda durumu 1-1'e getirdiler. Bence Erzurumspor'un galibiyeti ofsayta takıldı. Yani futbolcular biraz daha dikkatli olsa Erzurum 2-3'ü buldu zaten. İki tane golü ofsayttan döndü. Erzurumspor bence daha iyi oynadı. Bence Erzurumspor'da Eren Tozlu artık yedek oturması gerekiyor. Bu izlediğim Erzurumspor'da bence Eren'in yeri bence takımı kilitliyor. İleride ağır kalıyor. Rochefel ve Alican ilk 11'de başladı. Onlar bence daha etkiliydi. Estrella sol açık gibi oynadı. Normalde orta sahanın merkezinde oynayan bir futbolcu. Hoca onu sola çekti Hakan Hoca. O golü de buldu Estrella. Çok da güzel bir kafa vuruşu yaptı. Erzurumspor ligde kalmak adına her şeyi yapıyor. Var gücüyle oynuyor. Şanslılar da yani direkten dönen topta yardımcı oldu onlar için. Maçın başında belki o yine duran top ve Eyüpspor'un. O gol olsaydı maç daha farklı bir boyuta gelecekti. Fakat Erzurumspor'un golü bulması daha sonrasında ofsayttan daha dikkatli olsalardı Orhan'la Rashford'la beraber iki gol buldular. Fakat ikisi de maalesef ofsayta takıldı. Erzurumspor pes etmeyecek. Eyüpspor'da yani ben bu Eyüpspor'un Süper Lig'e çıkacağını düşünmüyorum. Eyüpspor Süper Lig'e falan çıkamaz. Playoff'a da kalsa playoff'ta bana sorarsanız hani her ne kadar puan kaybetse de Sakarya ve Rize ondan çok çok daha iyi durumda. En azından ne oynadıkları belli olan iki takım var. Eyüpspor'un puan kayıpları devam edecek. Hani hoca değişikliği yaptılar. Gönderdikleri hoca kötüydü. Getirdikleri hoca daha kötü. Yani bu kadar zengin bir kulüp nasıl böyle bir hoca değişikliği yapar? Akıl almış gibi değil. Bence çok daha kalibreli, çok daha iyi bir hoca gelebilirdi. Eyüpspor'da hoca da tutmadı. Bu şekilde devam ederse, Zafer Hoca devam ederlerse bence fazla uzun gideceğini düşünmüyorum. Tekrar bir hoca değişikliği playofflarda görebiliriz Eyüp için. Peki Emre abi sana geçelim. Eyüpspor'daki bu kötü gidişatı neye bağlıyorsun? Seninle birçok Eyüpspor maçına da gittik. Statta da takip ettik.
ve Erzurumspor'un kümede kalma konusundaki bundan sonraki gidişatı nasıl olur? Her ne kadar kazanamayan bir görüntüsü olsa da şöyle baktığımızda son 5 maçta da sadece bir mağlubiyet olan Erzurumspor var gibi görünüyor. Rakipleri çünkü puan kaybediyor. Bu yüzden Erzurumspor sürekli yukarıda kalıyor. Senden de bir değerlendirme alalım. Evet Can. Yani Samsunspor'un başarısını konuşurken kurgunun ne kadar güzel yapıldığından bahsetmiştik Can. Eyüpspor'da da kurgunun çok başarılı olmamasına rağmen bireysel sayesinde ligin ilk yarısını sürklas ettiğini her zaman söyledi. Kendi sahasında özellikle seri galibiyetler aldı. Fakat oynadığı oyun açısından spor severlere de zevk vermiyordu. Fakat oyuncuların general topçular olması sebebiyle belli bir doyuma ulaştıklarını, çok fazla umursamadıklarını düşünüyorum şahsi olarak. Ve bu sorun da nihayetinde hoca değişikliğine sebebiyet verdi. Şahsi olarak ben bu saatte hocanın değişmesini çok uygun görmüyordum. Sonuçta İbrahim Hoca'nın da almış olduğu galibiyetler, takımı getirdiği yer belliydi. Ligin son 8-10 haftasında ki hoca değişikliğinde alınacak mağlubiyetlerin kime ihale edileceğini de her zaman söyledim. Zafer Hoca takımı tanıyan bir hoca. Fakat futbolculardan istediği verimi yine bu maçta da alamadı. Tabii Erzurum'un da ligin dibinde kazanda kendisini hissettiği için oynadığı oyunla da rakiplerine bir kere daha kendisini sorgulamasına sebebiyet vermiştir. Erzurumspor İstanbul'da aldığı bir puanla bence Altınordu ve Gençlerbirliği'ne de bir korku saldı. Bu bir puan ligde kalmasına da vesile olabilir. Yunus'un dediğine katılıyorum. Eren Toz'un olmaması bence Erzurumspor için daha Eren'i bundan sonraki maçlarda yedek olarak görebiliriz Can. Evet. Abi tüm Türkiye Beşiktaş, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini izlerken sen Rize Spor, Bandırma Spor maçını takip ettin. O yüzden senden özel bir yorum var ya bu maçla ilgili. Rize Spor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bandırma Spor'un da hükmen galibiyetler dışında 6 maçlık mağlubiyet serisi vardı. O da sona ermiş oldu. Golsüz bir maç vardı. Maçla ilgili değerlendirmeni alalım. Ya şöyle, her şeyden önemlisi Bandırma Spor'un puan alması bence çok önemliydi. Dediğin gibi 6 maçta yenilen bir takım var. Çok fazla gol yiyen bir defans hattı vardı. Bu maçta Bandırma Spor'un birinci önceliği gol yememek üzerineydi. Ve bununla da başarılı oldular. Özellikle Arda Hilmi bugün, yani dün izlediğimiz maçta taraftarlardan bir güven oyu aldı Arda. Rize Spor tarafında ise bence yine bir hatalı kadro tercihi vardı. Bülent Hoca her ne kadar galibiyetlerle taraftarı arkasına aldığını söylesek de dünkü açıklamasından sonra yine taraftarlarla ters düşecek. Maçı Bandırma'da oynadık tarzında bir açıklaması oldu Bülent Hoca'nın. Buradan da taraftarlara bir mesaj verdiğini, gelmiyorsunuz tarzında. Ama Karadeniz insanı unutmaz bunları. Muhakkak kenara yazıyordur Rize Spor taraftarları. Bülent Hoca eğer kadro hatalarına devam ederse bu kadar takımın puan kaybettiği haftalarda kendisi kazanamayaraktan ikinciliğe riske atıyor. Sarıya, Eyüp, Rize birbirine çok yakın durumdalar. Seri galibiyet alan takım muhakkak ikincilikte de yerini sağlamlaştıracaktır canım. Peki Yunus, sana geçelim. Hem Rize Spor'un bu sona eren galibiyet serisiyle ilgili senin de görüşünü alayım. Maçı ne kadar takip edebildim bilmiyorum ama bir de Bandırma Spor teknikleri Sami Uğurlu hedefimiz playoff diye açıklama yapmıştı maç sonunda. Bandırma Spor sence playoff'a kalır? Bandırma Spor playoff'a falan kalamaz bence. Yani o hayal olur benim görüşüm. Oynadıkları futbolla yeterli değil yani. Oynadıkları futbol tabii hocanın hedefi olacak tabii. Hedefsiz göstermeyecek takımı ama oynadıkları futbol ve kadro yapısı bence playoff için yeterli değil. Onun bir kenara bırakalım. Benim anlamadığım Bülent Hoca bu Benhur'dan ne alıp veremediği var. Bu Benhur'la ne yaşıyor mesela Bülent Hoca? Yani bu kadar iyi oynayan bir futbolcu, formda bir futbolcu, gol atan, takımı yükleyen, her hafta takım için savaşan bir futbolcuyu neden yedek bırakıyorsun? Mesela bu anlaşılır gibi değil. O takımın DNA'sıyla neden oynadığını cidden anlamıyorum. Hani her hafta farklı bir takım çıkararak neyi yaratmaya çalışıyor? Mesela Faruk Mia ile orta sahada Azbuki ile Faruk Mia oynuyordu. Kazandıkları maçlarda yakaladıkları bu galibiyet serilerinin başrollerinde bunlar vardı. Faruk Mia, Azubuike, daha sonrasında Benhur.
Meri, Olova, yani bir kadro oturtuyorsun, sen niye oynuyorsun? Yani bu oynama amacın nedir? Yani kadroyla bu kadar içli dışlı olmanın anlamı nedir? Cidden anlamıyorum. Bülent Hoca'nın bence bir kadroyla sıkıntısı var. Yani futbolcu performansından ziyade şahsi olarak sıkıntılar yaşadıkları için futbolcularla yedek bırakıyor. Bunda da Ben Hur'u yedek bırakması, Faruk Miye'yi yedeğe çekmesi, daha sonrasında normalde Oluboy'u sol açıkta görürdük. Oluboy'u ortaya aldı. Yani takımın dengesiyle oynadı, dengesini bozdu. Bülent Hoca'nın her zamanki hali bu. Kötü başlayıp iyiye çevirmeye çalışıyor. İyi başlıyor, kötü oynatıyor. Ya yani Bülent Hoca'yla Rize Spor olmaz arkadaşlar, olmaz. Yani olmuyor, zorlamayın. Yani nasıl biz 5 hafta önce İbrahim Üzülmez diye Eyüpspor olmuyor dediysek, şu anda aynı şeyde Rize Spor için söylüyoruz. DNA'sı uymadı. Bakın arkadaşlar, bir takımın taraftarı bir hocayı istemiyorsa o takımda başarı falan gelmez. O takım başarı elde edemez. Taraftarlar sevmedikleri hocayla, sevmedikleri yönetimle çalışmak istemez. Kişiler gelip gidici, Bülent Hoca gelip gidici, başkanlar gelip gidici. Bu takımın gerçek sahibi taraftarlardır. Taraftar kimi istiyorsa, taraftar kimi beğeniyorsa onu getirmek zorundasın. Ta ki taraftarın beğeneceği birini bulana kadar. Şimdi burada gerçekten taraftarlar Bülent Hoca'ya karşı, her ne kadar Bülent Hoca ikinci yarı iyi başlasa da, yani başladı iyi başladı dediğimiz son dakika Bodrum 2 bularak kazandı. Yani bir şekilde yardımcı, hani bir Eyüp maçında iyilerdi. Onda da yaptığı oyuncu değişiklikleriyle az daha Eyüp'te 2 puan bırakıyordu. Yani Bülent Hoca ile olmuyor. Bülent Hoca ile fazla zorluyorlar. Fazla zorlarsalar bence Süper Ligi de kaybedebilirler. Bilgi olsun. Yani bu kadar iyi bir kadro, bu kadar yani ligin üstünde kurulan bir kadro Süper Lig'e çıkamayacaksa da bunun bence en büyük sebeplerinden biri de Bülent Hoca olur. Ben her zaman söylüyorum, takım %49, hoca %51'dir. Ne kadar iyi kadro kurarsanız kurun, eğer ki onları oynatabilecek iyi bir aşçınız yoksa, onları güzel bir yemeğe dönüştürecek iyi bir hocanız yoksa, istediğiniz kadar en iyi futbolcuları getirin, hiçbir faydasını göremezsiniz. Bunun örneğini de Samsunspor'da vermiştik. Bülent Hoca'yla acil olarak yolları ayrılıp kalibreli, yani iyi bir hocanın takıma getirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Taraftarın istemediği hocayla olmaz dedin ama geçen sezon Ankara Gücü şampiyonu, belki Rizespor bu taktiği uygulamak istiyor olabilir diyeyim. Orada şu şekilde bir durum vardı. Lider futbolcu çok fazlaydı. Yani Sinan oradaydı. Ondan sonra Eren vardı. Yani Pendik Spor'un Erman sol bekte oynayan, o hani takımda cidden iyi giden bir durum vardı. Mesela sezon başında bu kadro kurulsaydı Ankara Gücü gibi olurdu o da. Artık hani iyi bir kadro olduğu için kadro artık kendi kendini götürdü. Birkaç hafta takılsa bile problem yaşamayacaklardı puan farkından dolayı. Ama sezon başında kurulan bir kadro değil bu. Hani diğer arasında kurulan bir kadro olduğu için bu zamanda artık hocanın dokunuşları önemli. Orada Mustafa Dalcı'nın dokunuşları pek önemli değildi. Yani bu da çok nadir görünen bir şeydir. Hani hocayla taraftar arasında iyi olmadığı halde başarı geliyorsa, bu da işte şimdi şöyle bir durum vardı. Örnek veriyorum. Eyüpspor bu şekilde 1-0 kazanmaya devam etseydi, Eyüpsporlu taraftarlar İbrahim Üzülmedi sevdikleri için mi takımda tutacaklardı? Onlar da oynanan futboldan memnun değildi ama kazandıkları için ses çıkarmıyorlardı. Yani kaybedince direkt gönderildi. Aynı şekilde Mustafa Dalcı geçen sene Ankara Gücü'nün şampiyonu yaptı ama iki homurdanmalar başlasaydı ben o zaman Mustafa Dalcı'yı görürdüm takımın başında şampiyon olabilecek miydi? O yüzden taraftar istemiyorsa hiç uzatmanın anlamı yok. Bunu en iyi yapan şu an Türkiye'de birinci ligde Sakaryaspor var. Çok güzel. Hani İlker Hoca ile olmadı. Hemen Serkan Özbalta'yı getirdi. Onu da beğenmediler. Direkt şu an Taner Hoca ile başladı. Taner Hoca ile iyi bir gidişat vardı sanki bugüne kadar. Ama taraftarın istediği bir hocayı sonunda buldular. Aynı performansı Rize Spor'dan da bekliyorum. Ama Eyüp gibi saçma sapan bir hoca getirmek de değil. Yani kalibreli, bilinen, bu ligi tanıyan bir hoca getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde Eyüp Spor gibi puan kayıplarını devam edersiniz. Ben Bülent Hoca ile Rize Spor'un şampiyonluk yaşayacağını düşünmüyorum. Olursa da ben şaşırmış olurum. Sakaryaspor demişken hemen Altay Sakaryaspor maçına geçelim. Biraz erken gelen kırmızı kartın etkilediği bir maçta Altay Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu maçla ilgili senin de görüşünü alalım. Çok kritik bir 3 puan aldı Altay. Emre abiden başlayalım, sonra ben geçelim. O şekilde dedim.
Şöyle maçtan sonra arkadaşımız Ege'nin de bir tweet'i oldu Can. Futbolun yılı kazanan kadro bozulmaz diye. Bu Yunus'un biraz önce bahsettiği Rizespor hikayesi bence. Bülent Hoca hani kazanan kadroyu bozaraktan puan kaybetmeye sebeplerdi. Altay'da ise kazanan kadronun oynadığını görüyoruz. Altay bence Eyüp Spor galibiyetinden sonra bu galibiyetle de ligde kalma açısından bir problem yaşamayacağını bir kere daha ispatladı. Alt sıralardan kendini uzaklaştırdı. Marco yine günündeydi. Golünü attı, asistini yaptı. Fakat Sakarya eksik olmasına rağmen bence yine de güzel oyun oynadı. Yunus'un bahsettiği gibi taraftarın sevdiği bir teknik direktörleri var. Herkesin puan kaybettiği haftada kazansalar da onlar için çok iyi olacaktı. Ama Sakaryaspor taraftarının Taner Hoca'nın kredisinden azalma yapacağını ben düşünmüyorum. Sakaryaspor hala ilk ikinin en güçlü adaylarından birisi. 10 kişi kalmalarına rağmen yine çok dirençlilerdi. Malepa'nın kaçırdığı net pozisyon eğer hani biraz daha böyle o şansları da yanlarında olsaydı Altay'dan puan almaları da çok mümkün hocam. Abi ben katılıyorum yani Sakaryaspor kaybetse de eksik, uzun süre eksik götürdüğü maçta bence fena oynamadı. Zaten bundan sonraki süreçte de playoff'taki benim en güçlü favorilerimden bir tanesi. Taner Hoca ile de zaten çok iyi tuttu Sakaryaspor'un bağı ve bundan sonrası için de ben Sakaryaspor'u olumlu görüyorum. Sadece işte sezonun başından bu yana bahsettiğimiz Sakaryaspor'un deplasman performansını genelde eleştirmiştik. Hani iç sahada çok iyiler ama deplasmanda puan toplayamıyorlar diye. Onu da Taner Hoca geldikten sonra zaten açtılar. Bundan sonrası için bence Sakaryaspor için olumlu bir tablo var, o kuşkusuz. Altay'a gelecek olursak da Altay konusunda şimdi rakiplerinin işte Tuzla Spor kazandı, Altınordu Üçmen de olsa galip geldi, işte Erzurumspor, Eyüpspor maçından puana döndü. Yani Gençler Birliği Denizlispor dışında puan kaybeden olmamıştı. O yüzden bu maçı kazanmaları onlar için çok önemliydi. Maç fazlasıyla da olsa düşme potasından 9 puan uzaktalar şu anda. Bu onlar için büyük bir avantaj. Yunus sana geçelim. Maçın genel değerlendirmesi bence yani kaleci Furkan'ın yapmış olduğu çok büyük bir hata. Yani Sakaryaspor'da o hatayı yapmayacaksın. Yani orada vur taca gitsin yani. Ne olacak? Vur gitsin yani. O çalım atmanın, topu ayağında tutmanın, düzeltmenin bir manası yok. Deniz kadar bir araya girdi. Şimdi Furkan köşede hata yaptı. Topu taca vurmadı. Top döndü. Deniz kadar aldı topu. İçeri doğru çıkardı. Top Donkor'un önüne geldi. Donkor da yine hata yapıyor. Yani Donkor da gidiyor topu Payşoğlu'nun ayağına vuruyor. Yani ortaya vuruyor. O da alıp taca vursa yani bu taca atma problemi vardı Sakaryaspor'da. O pozisyonda Furkan hata yaptı. Donkor hata yaptı. Payşoğlu'nun ayağına çarptı. Payşoğlu'nun ayağına çarpan top döndü. Donkor'un koluna çarptı. Eli açıktı. Yani bayağı bariz bir top kaleye giden boş bir kaleydi. Zaten topu engelleyince de kırmızı kart yedi. Kırmızı kart kesinlikle doğru. Penaltı kararı da doğru. Ama burada bu hataları yaptığınız zaman bu seviyelerde şimdi biz burada hani sen playoff için aday ilk en büyük adaylarından biri diyorsun. Bence Sakarya ilk ikinin en büyük adayı. Ciddi manada yani bu oynanan şimdi Rizespor playoff 2'ye giremez demedim. Hani şu anda Samsunspor bir çıktı. Yani bundan sonrası ikincilik hatta üçüncülük yarışı olacak. Yani evet. O anlamda İkinci ve yedinci sırasındaki aradaki takımlardan bahsetmek istemiştim. Kesinlikle. Bence Sakaryaspor aradaki en güçlü takım. Yani kadro yapı ama çok şanssız bir takım. Yani bu maçta da Roşit sakatlandı mesela. Daha önceden Kosongo sakatlanıyordu. Yani iyi futbolcularla bence ligin en şanssız takımı. Yani Nalepa iki maçta sarı kart cezalısı oldu. Daha sonra Burak Süleyman sonlara doğru oynamaya başladı. Roşi oynuyor tam iyi performans diyorsun. Roşi sakatlanıyor. Yani tam manasıyla takım olarak oynayamıyorlar. Yani sürekli bir eksiklik var. Sürekli bir sakatlık var. Sürekli bir kırmızı kart cezası var. Yani takım olarak tam bir ilk 11 göremedik ki Sakarya'yı. Yani en fazla 2 veya 3 maç izlemişizdir. Sakarya'yı gerçek manada izlemiş. Yani bu önümüzdeki haftada Donkor olmayacak. Yerine Ümit oynayacak. Ümit de ne yapacak mesela? O da Manisa maçı olması lazım Sakarya'nın kendi evinde. O da çok zorlu bir maç. Yani Manisa ile oynayacak. Şu an Manisa Ligi bence ikinci yarısında en iyi oynayan takımlardan biri. Ya çok tehlikeli bir takım. Şimdi orada Ümit orada ağır kaldığı zaman. Şimdi Sakarya burada puan kaybetti. Burada puan kaybetmesinin telafi etmesi için Manisa'yı kesinlikle
yenmesi gerekiyor. Manisa karşısında kesinlikle kazanması gerekiyor. Roşin'in sakatlığı bence oyunu etki eden durumlardan biri oldu. Bence en büyük faktör de Furkan'ın yapmış olduğu büyük hata. O hatayı yaptığın zaman bu seviyelerde cezasını da ödüyorsun. Kasongo etkisizdi çünkü 10 kişi kalmanın vermiş olduğu dezavantaj da topla fazla buluşamadı. İki defa buluştu. İkisinde de birinde gol attı offside. Diğeri de Mehmet Akgün'ün önünde kaldı. O da offside'e takıldı. Sakaryaspor bence iyi bir takım. Sakaryaspor bence toparlayacaktır. Bu mağlubiyeti unutup acilen Manisa maçına odaklanmaları gerekiyor. Bu mağlubiyetler de kalırsalar Manisa maçında daha büyük sıkıntı yaşayabilirler. Benim şu an için ilk iki adaylarımdan en büyük favorim Sakaryaspor. Oynadıkları futbol ve göstermiş olduğu performans, camia ile hoca arasındaki ilişki de bunun en önemli faktörlerinden biri. Altay'ı da tebrik ederiz. Altay iyi oynadı. Payşo yine sahneye çıktı. Bir gol, bir asist. Zeki'nin golü bence çok kritik bir noktadaydı. İkinci yarının hemen başıydı. Orada gol olmasaydı işler daha da farklı noktaya girer. Çünkü Nalepa'nın mesela iki tane çok kritik şutunda Eren Kale çok iyi çıkardı. Yani maç 10 kişi oynadı Sakarya ama genel itibariyle maçı izlediğimizde 10 kişi gibi görünen bir Sakarya yoktu. Fakat dakika ilerledikçe yorgunluklar yaşanmaya başladı. Bu da maçın sonlarında artık oyundan düşme durumları gerçekleşti. Ben iki takımı da özellikle Altay'ı tebrik ediyorum. Çok kritik bir galibiyet aldılar. Sakarya'yı da bir an önce bu maçı unutup Manisa maçına odaklanması gerektiğini söylüyorum. Aksi takdirde Manisa maçında puan kaybettiği zaman durum çok daha farklı bir boyut alabilir. Evet, bu arada hükmen galibiyetlerden bahsetmişken federasyonun bugün aldığı kararı da hemen açıklayalım, belirtelim. Yani bundan önce işte deprem bölgesinde etkilenen takımdan oynadığı maçlar tescil edilecek. Daha sonraki maçlarda da kimlerle oynuyorsa rakipleri hükmen galip sayılacak. Bundan önce de böyle olmuştu şeklinde federasyonun açıklaması oldu. Bu konuda artık kesinliğe kavuşmuş oldu diyelim. Evet, Keçiören Gücü Tuzla Spor maçıyla devam edelim. Emre abi senle başlayalım. Keçiören Gücü'nde çok ciddi bir şekilde düşüş var. Tuzla Spor maçı kazandı. Keçiören Gücü penaltı kaçırdı. Tekrarlandı, yine kaçırdı. Keçiören Gücü'de de maçta bir galibiyet alamama durumu var. Maçla ilgili senin de görüşünü alalım. Playoff hattında olan takımlarda düşüş yaşayacaklar arasında Bodrum'da Keçiören Gücü'nü söylemiştik Can. Hani camialardaki taraftar sayısının da az olmasından dolayı takım ateşleyecek bir güç olmadığından bahsetmiştik biz zaten. Bu maçta da biraz bunu yaşadık. Hem Bekir gibi bu senenin flaş oyuncusu hem de Dembele arka arkaya penaltı kaçırdı. Tuzlu Spor tarafında ise kaleci Kurtuluş'un çok güzel kurtarışları vardı. Tuzlu Spor yine bir hoca değişikliğine gitti. Kaçıncı hocası geldi? Tam sayamadık tabii sayıyı. Özcan ayrıldı. Yerine Keçiören Gücü'nden ayrılan Ahmet İngöz Hoca'nın geldiği söylendi. Bir taraftan da Tuzlu Spor'da tabii kim nasıl hoca değişiyor, nasıl kadrolar kuruluyor onu da bilmiyoruz ama bu haftayı 3 puanla kazanarak, 3 puan alaraktan kendini çok sağlam yerlere getirdi Tuzlu Spor. Düşme hattından da bayağı uzaklaştığı için kalan maçlarda daha rahat mücadele edecektir Can. Peki Yunus, sana geçelim. Keçiören Gücü'nün düşüşü devam ediyor. Tuzla Spor bu galibiyette çok derin bir nefes daha aldı diyebiliriz. Senden de Keçiören Gücü Tuzla Spor maçı görüşü alalım. Yani ben Tuzla Spor'un bu son haftalardaki mağlubiyetlerinin bir patlama noktası yaşayacağını düşünüyordum. Ama bu maçta da çok kötülerdi. 1-0 kazandılar ama dediğimiz gibi Keçiören'in kaçırmış olduğu penaltılar ve pozisyonlar vardı. Bence Tuzla o kadar rahat değil. Yani ben Tuzla'yı 2 hafta önce çok daha rahat bir konuma koyup direkt ligde kalacaklar diyorum artık. Ligde emin adımlarda kesin olarak ligde kalacak diyordum ama maçından sonra demiştik hani 4 maçta 9 puan topladı artık Tuzla Spor ligde kaldı demiştik. Ama evet demiştik ama çok üst üste çok puan kaybetti. O aralarda bir beraberlik veya bir galibiyet çıkarsaydı şu an çok daha rahat bir konumda olacaktı ama şu an örnek veriyorum 31 puan var ve ligde düşme düşme potasında olan Altın Ordu'nun 26 puanı var. Yani çok da rahat değiller. Yani 2 hafta 3 hafta daha bu şekilde kayıplar yaşarsalar bence sıkıntıya düşerler. Tuzlu Spor bu maçı da kazandı. Yani Enzo Zibata'nın attığı golle 1-0 kazandı ama iyi bir Tuzlu yok. Önceden
çok gol atan bir Tuzla vardı. Bir de sürekli hoca değişiklikleri de bence sıkıntı yaşayabilir ilerleyen dönemlerde. Keçiören'de de zaten beklediğimiz bir puan kayıpları devam ediyor. Playoff'tan da bu şekilde devam ederse bence düşecektir. Playoff kotasına bence Keçiören'de Manisa'yı değiştirebiliriz. Bu şekilde devam etmesi durumunda Göztepe'de her ne kadar benim için zor da olsa Bodrum'u playoff'ta dışarı, yani saf dışı bırakabilir. Keçiören bence kesinlikle playoff'ta olmayacaktır. Onun yerine ben Manisa'yı çok daha güçlü bir aday olarak görüyorum ki Keçiören bir maç da fazlası var. 29 maç oynamış şu an. Manisa'nın bir maç eksiği. 47 puanda ve 45 puanda Manisa. Bence Keçiören playoff'ta da kalmayabilir. Yani benim için sürpriz olmaz playoff olmazsa. Oraya bir Manisa kendini atacak diye düşünüyorum. Manisa demişken hemen Manisa PK Gençler Birliği maçına geçelim. Gençler Birliği ilk yarıyı 1-0'ında kapatmıştı. Ama maçı kazanamadılar. Manisa FK'dan bir geri dönüş. Maçı 2-1 kazanan taraf sahibi ekibi oldu. Yükselişi devam ediyor Manisa'nın. Bu maçla ilgili senle başlayalım. Yani Manisa artık Manisa'dan beklediğim yükseliş devam ediyor. İkinci yarı beğendiğim bir futbola sahip. Ama Gençler Birliği cidden beni çok şaşırtıyor. Gençler Birliği Mustafa Dalcı yönetiminde bir patlama yapmasını bekledik. Çok kısa sürede bir patlama yaptı 2-3 hafta. Ondan sonra yine tekrardan düşüş yaşadılar. Yani bu maçta Gençler Birliği 2-3'ü bulacak pozisyonlar yakaladı. Ama bunları atmayınca işte bir frikikten, bir dönen toptan gol yiyince maç bir anda istemediği noktalara geldi ve sağdan eli boş ayrıldı. Şimdi Manisa gerçek manada iyi top oynuyor. Yani iyi futbolculara sahipler. Yani devre arasında iyi topçular elde ettiler. Daha sonra Yalçın Hoca da bu takımı alıştıkça daha iyi oynatıyor bence. Manisa Kaan'ın attığı golle 2-1 kazandı. Playoff için belirttiğim gibi bir yapmış oldu, yaşamış oldukları bir mağlubiyet vardı. İşte Rize ve Eyüp'e mağlup oldular ligin ikinci yarısında. Diğer maçları kazandılar diye biliyorum. Bence Manisa playoff'un en büyük adaylarından biri. Manisa'nın yükselişini bekliyorum. Gençler Birliği'nde acil ve acil, direkt hemen bir hoca değişikliği şart. Çok acil bir değişiklik şart. Çünkü olmuyor. Yani burada Mustafa Hoca'yla kan uyuşmuyor. Yani transfer dedi ilk yarısında, hatırlıyorsunuz. Yani ligin ilk yarısı, lig bitene kadar Mustafa Hoca transfer diye dert yandı. Transfer de yapıldı. Nerede takım? Hani bu transferler 3 galibiyet için mi yapıldı? O kadar transfer, yani benim bildiğim 20'nin üzerinde futbolcu alındı. Şimdi o kadar transfer yaptıktan sonra da bu maçları alacaksın artık. Yani dakika 80'de en azından bir puan çıkar. Manisa deplasmanında cidden bir puan çıkarsa kimse bir şey demeyecek. Çünkü Manisa şu an ligin iyi takımlarından biri. Ama artık puan alman gerekiyor. Her şey senin istediğin gibi oluyor. Yani ligde 4 takım düşecekti, 2 takım düşüyor. Evet. Senin rakiplerin Erzurum, Denizli, Altay'ın 3 puanı siliniyor. Sen hala düşme potasındasın. Yani bu artık her şey senin ligde kalman için. Yani Allah sana ligde kalman için her türlü desteği yapıyor ama senin de birazcık bir çaba göstermen lazım. Ligde kalmak istediğini belirtmen gerekiyor. Gençler Birliği bu şekilde devam ederse Dalcı dediğim gibi geldiği günden beri Gençler Birliği'ni ateşe atıyor. Bu transferlerle beraber daha da ateşe atmaya devam ediyor. Benim ligde kalacağını düşündüğüm takımlardan biri ama bu şekilde devam ederse bence lige havlu atabilirler. Bu hocayla zor gibi görünüyor. Peki Emre abi, hızlıca sana geçelim. Yunus 3 maçlık galibiyet serisine değindi. Ondan sonra da 6 maçta sadece bir galibiyet alabilen bir Gençler Birliği görüntüsü var. Sence neden bu seriş devam etmedi diyelim? Yani şöyle bir var. Yunus 20 transfer dedi ama toplam yapılan transfer sayısı 31. Futbolcunun doğum günü... Abi, 20'nin üzerinde. 31 tane transfer yapıldı. Futbolcunun doğum günü kutlanıyor. 40. yaş doğum günü kutlanıyor. 39. yaş doğum günü kutlanıyor. Hani halı sahaya ter atmaya gelen arkadaşları var o futbolcuların. Hani onlar profesyonel olarak hala sahadalar ve de uzun zamandır oynamayan futbolcuları transfer ettiler. Hani ligden çekilen Adana Spor'dan, Malatya Spor'dan oyuncu almadılar. Şimdi baktığın zaman Sakarya, Samsun, hani
bu takımlardaki aktif yabancı oynayan yabancı futbolcuları transfer ederken Gençler Birliği Andır gol atmayan forvet oyuncuları aldı. İşte Ayo ile Dukarı'yı aldı. Hani ikinci yarı başlayalı 10 hafta oldu. Bu yeni transferlerden de hiçbir katkı göremedi. 6 ayla kıyaslayalım Gençler Birliği'ni. 6 ayın eksi 3 puan cezası vardı. Transfer futbolculara para ödeyemiyorlar. Tahta hala kapalı. Açamadılar. Ve de her şeyden önemlisi 6 maç seyircisiz bir oynadılar. Bunlara rağmen oynadığı futbolla bir kere izleyiciye keyif veriyor. Hani Gençler Birliği'nde ise elindeki imkanları, elde ettikleri gelirleri har vurup harman savurdukları gibi bir intibaya sahibiz şu an. Gençler Birliği'nin bence kümede kalması için Yunus'un dediği gibi hani her türlü şart oluştu. Fakat sadece federasyonun muhtemelen küme düşme kararı, küme düşmeyi iptal ederse Gençler Birliği sadece o şekilde kümede kalacak gözüküyor. Çünkü oynadığı futbolla da bir heyecan ya da bir umut vermiyor. Ligin sonlarına geldiğimiz bu haftalarda Gençler Birliği'nin zor maçları var daha önünde. Ve de dikkat ederseniz her maç daha zorlaşıyor. Hem playoff attığı için hem küme düşme attığı için rakipler daha çok saldırmaya, daha çok mücadele etmeye başladığı bir süreci yaşıyoruz. O yüzden Gençler Birliği'nin işi çok zor. Manisa tarafında ise Levent Hoca ayrıldıktan sonra gelişme olacağını zaten söylemiştik. Levent Hoca zamanında kendi oyunundan ziyade rakibi oynatmamız üzerine bir oyun kurgusu vardı. Yalçın Hoca gibi ligi bilen gerçek bir futbol emekçisi bir teknik direktörlüğe geldi ve de devre arasında yapmış oldukları transferlerin de katkısını almaya başladılar. İkinci yarıda ligimize zevk veren bir oyun izliyor Manisa Spor'da. Peki. Abi Gençler Birliği kaybetti. Bota'nın bir sıra üstündeki Altınordu'da hükümen galibiyet aldı bu hafta. Fark 5'e çıktı. Kaybeden bir diğer takım Denizli Spor. Onlar da bu hafta Göztepe'ye kaybettiler sahalarında. Onların da Altınordu'da olan puan farkı 9'a çıktı. Bir de Denizli Spor'un bir de maç fazlası var. Hemen Denizli Spor'un Göztepe'ye kaybettiği maçla ilgili başlayalım. Son maçımız bu karşılaşmayla ilgili ne düşünüyorsun? Göztepe konusunda Yunus Ayret'ten sonra. Ya Denizli Spor ununu elemiş, eleğini de duvara asmış vaziyette. Gerek futbolcular, gerek camia, gerek teknik direktör, herkes önümüzdeki senenin planlarını yapıyordur. Kariyerleri için son maçlarda biraz kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Yani bir Bekir Bek'e benim dikkatimi çekiyor. Fiziğiyle, hava topu hakimiyetiyle. Geri kalan oyuncuların çünkü sakat olup iğneyle oynadıklarını da maç sonu açıklamalarında görüyoruz. Denizli Spor için her şey çok kötü gidiyor. Göztepe ise lige kötü başladı. Taraftar desteği her zaman arkasındaydı. İnanıyorum Göztepe taraftarları bile ligin bu haftasında bu sırada olacaklarını düşünmüyorlardı. Çünkü başlangıçta yaşamışlardı. Yetenekli bir forvetleri olsa, Kvasina haricinde yetenekli bir forvetleri olsaydı muhakkak daha iyi yerlerde olacaklardı. Orada da biraz Popovic'den kaynaklı Sırp kontenjanından oynadığını düşünüyorum ben açıkçası. Daha farklı olabilirdi. Ama her ne olursa olsun 3 puan Göztepe'yi de playoff için umutlarını. Peki Yunus sana geçelim. Göztepe, yani zaten Samsunspor'u saymıyoruz. Rize Spor'la beraber son 6 maçta yenilmeyen 2 takımdan birisi ve playoff'unda 1 puan gerisine kadar geldi. Hem Denizli Spor'un ligde kalma ihtimali hem de Göztepe'nin playoff ihtimali olarak maçla ilgili yine görüşünü alalım senden. Ya maçla ilgili görüşüm şu, Kvasina gol atmayı bıraktı, gole giden topları da çıkarmaya başladı. Yani artık Göztepe'de gol atma umuduyla alınan, gol atma ümidiyle sahaya atılan bu adam ne yapmaya çalışıyor, neye göre oynuyor? Cidden 3. ligde oynatmam ben bu topçuyu. Yani Bal Ligi'nde oynatmam, o kadar ne yaptığı belli olmayan, sadece hava toplarında top indirmeye yarayan bir futbolcu. Bunun dışında hiçbir özelliğini görmedim. Her geçen gün Göztepe'yi geriye çeken bir forvet. Bakın bu takıma aslında Mama, Yasin ve Engaline üçlüsü forvet hakkında olursa, eğer ki bugün ayın 3'ü, yani Nisan 3 olarak tarihi not alalım. Engaline, Yasin ve Mama üçlüsü Göztepe playoff'a kalırsa çok farklı bir Göztepe izleyebiliriz. Yani Engaline ve Yasin'in acil olarak bu takıma geri dönmesi gerekiyor. Engaline yine kaçırıyor.
Yani sprinter bir futbolcu. Son vuruşları her ne kadar kötü de olsa pozisyona giren bir futbolcu. Mamah keza öyle. Mamah bu hafta çok güzel oynadı. İki topu direkten döndü. Çok da etkili bir futbolcu. Sol açıkta daha iyi oynuyor. Hoca genelde onu sağda oynatıyor ama bu hafta Denizli maçında solda oynadı. İyi bir futbolcu. Yani alınan futbolcular da iyi. Cidden Palmer mesela orta sahada iyi. Defans antları iyi. Yani Göztepe arka planda çok iyi bir takım oluşturmuş. Orta sahası, defans hattı, sağ bek, sol bek, kaleci. Her yer iyi ama bir bitirici forvetli konusunda inanılmaz sıkıntı çekiyorlar. Yani aldıkları Traore'yi de çok beğendim. Kaliteli bir futbolcu ama Kvasine bu takımda olmuyor. Olmayacak. Zorlamasınlar. Oraya Ali Akman'ı bir hafta dene yani. Tamam, her ne kadar kötü olursa olsun. Yani bir Ali Akman'ı görelim orada. Ya bir dene yani, ne yapacak, ne edecek bir görelim. Bu kadar mı kötü ki Ali Akman Kvasina'nın yerine oynatmıyorsun? Yani bence orada bir boy avantajından kullanıyordur diye düşünüyorum. Ben aciliyetli olarak dediğim gibi Yasin ve Engalina'nın bu takıma geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki playoff hattına kalırsa Göztepe, Yasin ve Engalina de takıma dönmüş olursalar farklı bir Göztepe izleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü zor gol yiyen bir takım oluşturdu artık. Peki, haftanın enlerine geçelim hızlıca. Ben haftanın takımı Samsunspor demek istiyorum. Yunus, senle başlayalım. Ben de Samsunspor diyorum haftanın takımına. Emre abi. Ben diyorum Can. Hem Eyüp'ü yendi hem Sakarya'yı yendi. Hani çok önemli bir yani kritik maçları evet kazanmasını biliyor Altay. Haftanın teknik direktörü abi, senle başlayalım. Ben Tuna Hoca'yı söyleyeceğim. Yine Altay'la devam edeceğim Can. Peki, ben Yalçın Hoca demek istiyorum. Güzel bir geri dönüş yaptılar. Yükselişleri devam ediyor. Yunus, topu hemen sana atalım. Ben 10 kişi kalmasına rağmen oyuna 2 tane forvetini alan Hüseyin Hoca diyorum. Peki, haftanın futbolcusu? Evet. Haftanın futbolcusu. Buyur abi. Ben maça ağırlığını koydu yine. Tank diyorum. Tank. Evet. Peki, ben Fahişe alıyorum. Yani bir gol bir asist oynadı yine. Sakarya karşısında yine etkiliydi. Bu sebepten dolayı Payşo diyorum haftanın futbolcusuna. Ben Tuzlaspor'da Mata'yı da beğendim. Altay'da Zeki'yi de beğendim ama Mamah demek istiyorum Göztepe'den haftanın futbolcusu. Evet. Haftanın golüyle devam edelim. Yani Manisalı Kaan'ın golü ve Samsunspor'da Zeki Yavru'nun golü arasında kararsız kaldım ama Zeki demek istiyorum. %51-49 olarak. Emre abi, senle devam edelim. Kontajanından Kaan. Peki Yunus. Ben de Zeki diyorum. Yani ikisi de birbirine çok yakın. Ama Zeki'nin golü birazcık daha zor gibi geldi bana. O yüzden Zeki'nin vuruşu birazcık daha iyi gibi geldi. Zeki diyorum ben de. Peki haftanın kurtarışı Yunus. Haftanın kurtarışı kesinlikle Eren. Yani maç her ne kadar 3-1 de olsa Eren'in son dakikalarda yaptığı iki tane çok kritik bir kurtarış var. Nalepa'nın şutunda. Kesinlikle Eren diyorum ben. Peki, ben Ömer demek istiyorum. Dukara'nın çok kritik bir şutu vardı, kurtardı. Evet, o da çok iyiydi. Takımını maçta tuttu. Ben Ömer demek istiyorum Emrah Bey. Kafa vuruşu değil mi? Kafa vuruşunu çıkardı Dukara'nın. Evet evet, o da çok iyiydi. Emrah Bey. Ben diyorum Tuzla Spor eğer 3 puan aldıysa kurtuluş sayesinde aldı. Sene başında Emre Koyuncu'yla çok basit goller yiyorlardı. Kurtuluş geldikten sonra formda olduğu maçlar kadar formsuz olduğu maç. Bu maç özelinde çok iyiydi kurtuluş. Peki. Evet, gelecek haftanın maçlarını kısa tam bir şeklinde alalım ve yayınımızı kapatalım. Emre abi, Göztepe Samsunspor. Yani Samsunspor kazanma alışkanlığı var. Yine kazanacaktır canım. Yani Göztepe çok formda. Az önce de bahsettim. Son 6 maçta gelmeyen iki takımdan birisi demiştim. Yani Samsunspor dışında. Samsunspor rehavete kapılmazsa ben de Samsunspor favori görüyorum ama yani sürpriz olabilir mi olmaz mı, bunu göreceğiz. Ama maçı favorisi Samsunspor tabii ki. Kuşkusuz ki Yunus. Ben beraberlik kokan bir maç olduğunu görüyorum ya, düşünüyorum. Yani her ne kadar Samsun ağır da bassa zor gol yiyen bir Göztepe olduğu için hafiften bir beraberliğe yöneleceğim bu maçta. Katılıyorum. Altınordu Eyüpspor Yunus.
Altın Ordu diyorum ya. Bu Eyüp çok kötü. Cidden herkes Eyüp'le oynamak ister şu an. Erzurum karşısında bile berabere kalan Eyüp'ün ben Altın Ordu karşısında Altın Ordu'nun 3 puana yakın olduğunu düşünüyorum. Ben de Altın Ordu'nun kaybetmeyeceğini düşünüyorum Emre abi. Eyüp artık kazanacaktır. Bu kadar mağlubiyet üst düzey bir takıma yakışmıyor. Altın Ordu maçıyla beraber tekrar lazım ki ilk ikiden ilk iki adaylığına devam ettirmesi lazım hocam. Eğer Altın Ordu'ya da kaybederse tehlike çanları iyice çalacaktır. Bence Bence çanlar çaldı zaten de. Erzurumspor Rize Spor maçıyla devam edelim Emre abi. Erzurumspor Rize Spor maçı yine İstanbul'da oynanacak herhalde. Daha açıklanmamış, biraz önce baktım. Yani Bülent Hoca'nın kadro tercihini görmek gerekiyor açıkçası. Yani eğer benim kafamdaki işte Ben Hurlu falan güzel bir kadro çıkartırsa muhakkak kazanacaktır. Fakat Erzurumspor'da çelme takmayı seviyor. Pendik'le de berabere kaldı. Eyüp'le de berabere kaldı. Sanki Rize ile de berabere kalacakmış gibi bir his var açıkçası. Ben de beraberlik bekliyorum maçta Yunus. Ben Rize rahat kazanır diyorum. Peki. Yani Göztepe Samsunspor maçıyla beraber haftanın kuşkusuz en merakla beklenen maçı Sakaryaspor Manisa PK son haftaların formunda iki takımı karşı karşıya geliyor. Ben Sakaryaspor'un iç saha performansını çok net biliyoruz. Manisa PK çıkışta da olsa Sakaryaspor'un kaybetmeyeceği konusunda düşünüyorum ve maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Yunus senle devam edelim. Bence Sakarya'nın şampiyonluk maçı, açık açık söylüyorum. Yani içeride Manisa'yı devirirseler, şu an Manisa'da çok ciddi formda. Yani şu an ilk 7 içerisinde playoff hattında olmayıp da en iyi takımlardan biri. Bence çok zorlu bir maç olacak. İnanın yani kesin bir karar vermekte çok zorlanıyorum. Gollü bir beraberlik bekliyorum ama bu maçta Donkor'un olmaması beni çok düşündürüyor. Beraberlik diyorum ya. Yani cidden iki tarafta çok ağır basmıyor. Donkor olsaydı Sakarya diyecektim ama Ümit'in ağır olmasından dolayı, Fernandes'in de hızlı olmasından dolayı, yani Manisa forvetlerin hızlı olması bence bunu değerlendirecektir. Ben beraberlik diyorum ya. Ama gollü bir beraberlik olabilir. 2-2, 3-3 gibi bir beraberlik bekliyorum açıkçası. Peki Emre abi. Ya evet, çok zor bir maç olacak Can. O kısmı gerçek. Eğer Sakaryaspor ilk ikide çıkmak istiyorsa, hadi bugünkü maçı bir vesaire olduğu için yol kazası olarak göre ilk ikiden çıkmak Evet. istiyorsa kesinlikle, yoksa Eyüp ve Rize Spor ikinciliği kaptırmayacak. Çünkü baktığınız zaman Bodrum, Keçiören Gücü, Pendik ve Eyüp, Rize, Sakarya gibi iki tane üçlü grup var. Bu iki tane arasındaki puan farkının da açılacağını düşünüyorum canım. Peki, Bolu Spor, Bodrum Spor Emre abi. Yani bu maç her ihtimale açık bir durumda. Bolu değişik sonuçlar alabildiğini, oyundan düştüğü maçları görüyoruz. Bodrum Spor'un da hani iyi oynayıp kazandığı kadar da işte düşme performans olarak düşük maçlar çıkardığını görüyoruz. Kısır bir maç olacağını düşünüyorum ben sadece bu maç üzerinde canım. Her Çünkü hafta bir sürpriz yaparım biliyorsunuz. Şu an Bodrumspor düştü olduğu için Bodrumspor'un kazanması biraz sürpriz gibi görünüyor kağıt. O yüzden ben Bodrumspor'a daha yakın görüyorum karşılaşmayı. Yunus sana geçelim. bence gününde olan kazanacak. İki takım da çok dengesiz. O gün kim iyiyse o kazanıyor. Ben Bolu'yu bir tık daha önde görüyorum ama. Yani Bodrum'a göre Bolu bir adım daha önde. Bolu kazanabilir bence. Bandırma Spor Altay Yunus. Altay alır ya. Yani bu Bandırma'yı bir tek Rize berabere kalırdı. Yani çok O da oldu yakın diyorsun. diyorum. Ya ben açıkçası Altay'ın yine galibiyete devam edip ben artık bu ligde kalıcıyım diyeceğim maç bu. Bu maçta da galibiyetle ayrılıp evine döneceğini düşünüyorum. Galip gelir mi bilmiyorum ama ben Altay'ın da puansız döneceğini düşünmüyorum. Diyeyim Emre abi, top sana atalım. Ben yani şöyle, her düşüşün bence bir yükselişi oluyor. Bandırma Spor düşüş dönemini geçirdi. Deplasman'da Rize beraberliği çok önemliydi. Rize gibi ligin güçlü bir takımıyla berabere kaldı. Artık kendi evinde galibiyet zamanı Bandırma Spor için. Çünkü beraber playoff hedefi devam ediyor. Yedincilik Bandırma Spor'un arka arkaya bir 2-3 galibiyeti Bandırma Spor'u playoff hattına taşıyacaktır canım. Peki son maç abi, Tuzla Spor, Denizli Spor aşağıya bayağı ilgilendiren bir karşılaşma. Tuzla Spor
bu maçta belki de fiş çekecektir. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Tuzla Spor Yener, Denizli Spor iyice ikincilik planlarını yapmaya devam edeceğim. Ben de Tuzla Spor'un kazanıp hem yani Tuzla Spor tarafında hem Denizli Spor tarafında bir şeyler netleşeceğini düşünüyorum. Yunus sendeyiz. Ben kesin Tuzla kazanır demiyorum. Beraberlik kokan bir maç. Denizli bence son kurşununu atacak. Son kurşunu öyle kolay kolay atacağını düşünmüyorum. Tuzla'nın oynadığı futbolu beğenmiyorum. Denizli kolay kolay da yenileceğini düşünmüyorum. Bir beraberlik kokan bir maç gibi geliyor bana. Peki. Yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz.